Bana yılın her döneminde yeşil kalan bir ağaç ismi verin desem ne dersiniz? Ne dersiniz? Marul, brokoli, yeşil elma, ıspanak, roka, yeşil soğan. Şaşırdın değil mi? Bundan sonra böyle artık bildiğim bütün bilgilerimi dökeceğim buraya. Sen yine o kadar çok dökme, toplaması zor olur. Brokoli ağaç mı? Yeşil. Her zaman yeşil. Ben süpermarkete ne zaman gitsem marul olsun, yeşil elma, roka, yeşil soğan hep yeşil. Sorumuz yeşil değil mi? Biz bilgilerimizi güzelce tazeleyelim arkadaşlar. Her dem yapraklarını dökmeyen ağaçlarımız var. Bunlar nedir? Göknar, mazı, iğne yapraklı ladin, okaliptüs. Bu ağaçlar yapraklarını dökmüyorlar. Gördüğümüz zaman çam ağacından ayrılması çok zor ağaçlar. Hatta bu yılbaşı ağaçları var ya, onlar işte biz onları çam ağacı zannediyoruz ama onlar aslında göknar ve ladindir. Bu ağaçları çamdan ayırmak zor. Fakat bir fark var aralarında. Daha doğrusu başka farklar da var ama kozalakları nasıl ayırt edeceğiz? Çam ağaçlarının kozalakları arkadaşlar bakın böyle açılır ve tohumları dökülür. Diğer ağaçların, bahsettiğim diğer ağaçların ise kozalakları açılmıyor. Peki çam kozalaklarını gördüğünde toplar mısın böyle? Tabii mangalda çok güzel gidiyor. Özellikle o yüzden topluyorum mangalda kullanmak. Mangalda kullanmak derken yakıyor musun bunları? Tabii çıra gibi. Değil mi? Ateş, evet. Doğru bilgi verdin ya. Vallahi doğru bilgi verdin. Çünkü yanar bunlar. Suratındaki mutluluğu şu an görmeniz lazım herhalde. İşin gücün yemek zaten. Hiç hani bunları böyle bir süsleyeyim de efendime söyleyeyim böyle bir camın üzerine bir şey yapayım, bir görsel bir şey olsun yok değil mi? Ya bunlardan bir şey olmaz bilmiyorum. Basri, yani sen çok daha iyi bilirsin ama. Sen konuşmaya devam et. Biz daha çok et odaklı. Efendim mangalda kızarmış et, tavuk olur, kanat olur, şiş olur. Bunlardan bir şey olmaz dedin yani öyle mi? Bunlardan bir şey olmaz ha. Nasıl bir şey yapacağız bunlardan? Ne nasıl sanatın sen nereden ne yapacağını nereden bileceksin? Bak lan. Aha. Ne oldu? Kirpiye benzedi biraz. Kirpi oldu ya. Tabii bu çok ilkel bir kirpi oldu ama bari daha da benzetmek için şey yapalım. Şöyle şuraları da hani kirpinin şeyleriymiş gibi. Çok güzel oldu yalnız. Böyle de mangala konur. Kürdan da yanar. Süslü mangal. Tamam abi. Sanata saygı yok ya. Sanata saygı. Sen dedin diye sanattan vazgeçmeyeceğim ha. Al. Bu da benim sanatım. Ne yapacaksın? Hadi bakalım. Hadi buyur. Bu da benim. Bu da kuyruğu. Kirpinin kuyruğu. Hadi buyur. Heh. Allah'ım yarabbim ya. Şaka bir yana bu özellikle bazı ülkelerde böyle çocuklarla beraber yapılan bir sanat biçimi. Konkaus deniyor buna arkadaşlar. Araştırıp öğrenebilirsiniz. Böyle hayvan motifleri yapıyorlar kozalaklardan. Daha faydalı alanları var yani Erhan'ın düşündüğünün aksine. Peki biz bugün ne yapacağız? Bu kozalaklarla ne yapacağız? Ben size bu kozalakların aslında farklı bir yönünü de göstereceğim ve doğada bize nasıl yardımcı olduklarını anlatacağım biraz da. Malzemeler. Kozalak, sıcak su, kap. Yaprakları açık kozalak dedik arkadaşlar. Şu diğer kozalaklarımı şöyle kenara alayım. Kabım var bir tane, büyük çene şöyle. Bu deneyi evde yapabilirsiniz. Oldukça eğlenceli bir deney arkadaşlar. Şimdi sıcak suyumu şöyle kabın içerisine döküyorum. Sıcak suyumu doldurdum. Ve içerisine böyle yaprakları açık olan kozalağımı bırakıyorum arkadaşlar. Böyle ufak ufak kabarcıklar çıkıyor kozalağın içinden. Değişik bir menü. Kozalak çorbası. Kozalak çorbası evet. Ne demezsin. Kozalak çorbası değil bu tabii ki. Bu deney. Evet bunu da atıyorum. Bu da ahtapota benziyor bak. Kendiliğinden. Ya sanat gördün değil mi? İyice açılmış. Ahtapot. Biraz değişik bir ahtapot. Fokur fokur sesler çıkıyor. Oo. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 10 dakika geçti. Ben şimdi size kozalaklarımı şöyle bir göstereyim. Alabilirsem şunu biraz daha şöyle açalım. Tabii
Patatatam. Evet, gördüğünüz gibi bakın o ilk baştaki halinden eser yok adeta. Nasıl kapanıyor? Dur, ay, düşecek. Şunu da göstereyim. Bu bayağı kapanmış. Bu çok açıktı çünkü. Bu çok açıktı, bayağı kapanmış. Bunu burada bırakmaya devam edeceğim. Kapanmaya devam edecek. Arkadaşlar peki nasıl oldu bu? Yani ne oldu da bu kozalaklarım böyle kapandılar? Çok ilginçtir ki çam kozalakları ortamdaki nemliliğe göre tepki gösterirler arkadaşlar. Yani sıcak ve kuru havalarda bu çam kozalakları yapraklarını böyle açarlar. Soğuk ve nemli havalarda ise yapraklarını kapatırlar. Çam kozalakları sıcak ve nemli havalarda açıldığı için ne olur? Toprağa düşer ve fıstıklarını toprağa bırakır. Ve bu şekilde ne olur? Üremeye devam ederler. Aynı zamanda toprağa düşen çam kozalaklarının durumu da orman zemini ile ilgili bize bilgi verir. Toprağa düşen çam kozalakları eğer böyle açıksa ne demek oluyor bu? Orman zemini yeterince nemli değil. Yani yangın tehlikesi var. Eğer kapalıysa nemli. Bu durumda olası bir orman yangınında kuru olma durumuna göre daha az zarar görme ihtimalimiz var. Bir diğer güzel bilgi, hayattan bir bilgi arkadaşlar. Ilıman iklimlerde insanlar çam kozalağını, böyle kopmuş çam kozalağını bir ipe asıp böyle havaya asılı tuttukları zaman kapı önlerinde vesaire havanın kuru mu, nemli mi olduğunu ölçebiliyorlar çam kozalağının aldığı şekle göre. Siz de bunu test edebilirsiniz arkadaşlar. Çam kozalağı zaten her yerde bulabilirsiniz. Peki bu çam kozalakları canlı mı yahu? Böyle çiçek gibi açılıyorlar, kapanıyorlar. Hayır arkadaşlar, canlı değil, ölü hücrelerden oluşuyor çam kozalakları. Buradaki asıl mesele yapısal değişkenler ve hücre içi su oranıyla hücre dışındaki su oranı arasındaki bir bağlantıdan kaynaklanıyor. Yani dışarısı kuru olduğunda hücrenin içindeki su dışarıya doğru hareket ediyor. Dışarısı nemli olduğunda da içeriye doğru hareket ediyor. Biz bu işleme osmoz diyoruz. Bakın, doğadaki tüm her şey dengeli bir yapıda olmak ister arkadaşlar. Katı, sıvı, gaz, her biri bir denge kurmak ister. Hareket eden şeyler, duran şeyler. Dünya, evren bir denge üzerine kurulu. İşte burada da aslında bu dengenin sonuçlarını görüyoruz. Bu durumda kozalağı suya koyduğumuzda ne oluyor arkadaşlar? Nemli bir ortam olmuş oluyor ve kozalak daha yoğun. Kozalağın içinde çünkü başka maddeler de var. Ne oluyor? Bir su geçişi oluyor kozalağa. Sıcak ve kuru havalarda da ne yapıyor? Bu yapraklarını açarak aslında su vermek istiyor dışarıya. Çünkü dışarıda çok kuru bir hava var ve yaprağın içindeki, kozalağın içindeki suyun dışarıya doğru artık gitmesi lazım. Nasıl biz insanlar terliyoruz yazın, kışın o kadar da terlemiyoruz. İşte aslında şu ölü hücrelerden oluşan kozalak bile neredeyse bizle aynı işi yapıyor. Olabilir. Aynen. Demek ki ben yapraklarımı açıyorum yazın. Kışın da kapatıyorum yapraklarımı. Yapraklarını bir açar mısın Erhan bize? Vazgeçtim. Yapma, bir kollarını açıyor ya. Çok iyi. Yapraklarını kapat desem de böyle mi yapacaktın? Tabii, çiçek ol derdik. Çiçek ol, evet. Bak, çiçek ol. Ha. Gerçekten ya. Çiçek ol çocuklar, çiçek olun bakayım. Okulda çiçek ol, evet. O zaman sorumu soruyorum arkadaşlar. Soru: sisli havalarda kozalak yapraklarının nasıl olmasını bekleriz? A. Açık, B. Kapalı. Bu arada bakalım kozalakların son haline de bakalım. Ne hale gelmişler? Aa, bak şu iyice kapanmış. Bu iyice kapanmış. Oo. Oo, çok güzel olmuş. Elimi de yakmayayım da şöyle. Heh. Görüyor musun bak? Şöyle bir tane kalmış şöyle. Bunun dışında bayağı kapanmış yani. Bu da öyle. Bu da bayağı kapanmış. Oo. Oo, şuralar falan komple kapalı. Şurada bir tane açık kalmış. Onun dışında bayağı kapanmış arkadaşlar. Doğa ne kadar acayip değil mi arkadaşlar? Bakın, bizim de doğanın bir parçası olduğumuzu, evrenin bir parçası olduğumuzu aslında bu örneklerle anlıyoruz. İnsan, canlı, cansız, atom, molekül, katı, sıvı, gaz, her biri bir denge halinde. Umarım hayatlarımızda da bu dengeyi tutturabiliriz. Kimseyi üzmeden, kimseyi kırmadan.
yepyeni bir konuda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın. Hoşça kalın.